Merhabalar. Her abur cubur yediğinizde vücudunuzda neler oluyor? Bir kere her şeyden evvel abur cuburların içerisinde yüksek miktarda karbonhidrat ve şeker var. Daha kötüsü de nişasta bazlı şeker var. Herhangi bir şekilde yemek yedikten sonra kan şekerimiz yükseliyor ve bunu düşürmek için insülin denilen bir hormon salınıyor. Ve insülinin etkisi de en fazla 2 saat kadar geçerli. Ve bu 2 saatten sonra insülin kan şekerimiz 100 civarında ve altına indiği andan itibaren normal seviyelerine iniyor. Ve insülin ne yapıyor? İnsülin yükseldiği dönemde yağ hücrelerimizdeki yağ yıkımını şekerimiz yüksek olduğu için engelliyor. Orada hormon duyarlı lipaz diye bir enzim var. Yani lipaz demek lipitleri, yağları yakan enzim demek. İnsülinimiz yüksek olduğu zaman yağ yıkımını durduruyoruz. Ancak şekerimiz düştüğü zaman yağdan enerji ve şeker elde etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla her abur cuburu ağzımıza attığımız andan itibaren insülinimiz yükseliyor. Sonra tekrar düşüyor. Hele daha önce yemek yemişsek ve aralarda abur cubur tüketiyorsak her seferinde insülinimiz yükseliyor, yağ yıkımımız duruyor. Ve üstüne üstelik abur cuburların içerisinde yüksek oranlı fruktozlu mısır şurubu yani nişasta bazlı şeker bulunduğu için bir müddet sonra yavaş yavaş sizde insülin direnci ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii ki kilo alıyorsunuz. İnsülin direnci ile beraber tipiki şeker hastalığı gelişme şansı yükseliyor. Ne yaparsanız yapın ürettiğiniz abur cuburların hepsini yemek zorunda değilsiniz. Bütün ülkelerde böyle geçerli. Ve daha kötü bir şey daha var. O da şu. Zaten bunların fiyatları çok ucuz olduğu için içerisinde ne olduğunu gerçek anlamda bilmiyoruz. En önemlisini ise en sona bıraktım. O da neyi diyeceksiniz? Büyük yapılmış çalışmalarda nişasta bazlı şekerin de katkı maddesi olarak kullanıldı. Ve bizim bugün kola olarak bildiğimiz maddeler üzerine, gazozlar üzerine yapılmış olan bir çalışmada günde 2 ve daha fazla adet tüketildiği zaman pankreas kanserinin 2 katına çıktığı görülmüş. Dolayısıyla iş sadece kilo almak değil, vücudun yağlanması değil, insülin direnci değil, hatta tipiki şeker hastalığı değil, ileri dönemde çok ciddi bir şekilde pankreas kanseri riskiyle de karşı karşıya kalabilirsiniz. Onun için mümkün olduğu kadar bu abur cuburlardan uzak durmamız gerekiyor. Maalesef işin gerçeği bu. Her gün tüketilmesi, her gün kola tüketilmesi bu açılardan sıkıntılı. Tabii ki demiyorum ki hiçbir zaman hiçbir şey yemeyin, her şeyden uzak durun. Öyle bir şey söz konusu değil. Tabii ki arada bir yiyeceksiniz ama mümkün olduğu kadar sağlıklı olanlarını seçmeye çalışın ki onlar da çok az. Ve mümkünse onları tüketmektense bir meyve yemeniz belki çok daha iyi olacaktır. Evet, bu kadar üzerinize gelmek istemiyorum ama lütfen bunu da bir kenara not edin. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.